Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Değişiklik bir ders olsun. Telefonlarınızı bir kapatın. Bizim Kazak'tan geliyordur. Salih. Bizim kazağı nene koymuş. Olabilir, onu yitir çünkü telefonlar durmaz. Onu kapatıyorsun. Peki, şimdi değişik olsun. Ben de sizi ilk defa görüyorum. Gerçi siz beni ve bazıları gören vardır, bilmiyorum da. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben şimdi kafama göre bir ders yapmak istemiyorum. Bir mevzuya da bağlanmak istemiyorum. Sizi de mevzuya katmak istiyorum. Atölye yapmak istiyorum. Bak neler istiyorum. Atölye çalışması. Yani sen de içine girmen lazım mevzunun. Sen de içine girmen için ben seni nasıl içine sokacağım? Şöyle bir şey. Herkes bir dahi, yüz dahi, bir dahi, yüz dahi iki tane numara aklına tutsun. Bir dahi, yüz dahi tutuyor. Hatta 111. 100 de olabilir, tamam mı? Sayı tutuyor. Ben size tanımıyorum sizi. Ben sizi tanımıyorum. Siz beni siteden görseniz bile ben tanımıyorum. Önceden peşin konuşuyorum. Ben sizi tanımıyorum. Ona göre ben size numarayı şey yaptınız mı? Plakanıza kafayı takmayın, memleket plakası. İçinizden geçen iki tane farklı numara. Bir dahi, yüz dahi mesai. Sizin, ben size söyleyeceğim. Sen kaç, sen numaranı söyle diyeceğim. Ben de buradan sana bir yer çıkacak, onu ders yapacağım. Tamam mı abisi? Kırmızının yanındaki kardeşim sen. Sen. Sahibe sandı, ha sen. Ve 100. Yok, bir tane. Bir tane, hangisi dedin ilk? 100. 100 mü ilk? Bitti o. İzâ teennese ricâlu bettehâsû terecele nisâ bittevâkûh. Bir meclisi ihvana güzel bir karı girdikçe, bir böyle topluma güzel bir kadın girerse dur metni okuyayım. Riya, rekabet, haset damarı intihab eder. Üç tane sıfat ortaya çıkar. Riya, rekabet, haset intihab eder. Hemen onu hedefler. Yani kadının çıkması insanda, erkekte riya, rekabet ve haset damarını hedefliyor. Ona malzeme oluyor. Bak şehvet değil. Dikkat ettiniz mi? Şehvet değil. Böyle geçiyorduk değil mi? Şehvet değil. Demek inkişaf-ı nisvandan, yani kadınların açılıp saçılmasından, medeni beşerde ahlak ise inkişaf eder. Yani şehvetten bahsetmedi. Ahlakın çöküntüsü üç sıfattır. Riya, rekabet, haset. Tamam mı? Müslümanlarda bu ruhu çökertiyor. Riya ne demek riya? Riya ne anlıyorsunuz? Katkısı olacak var mı? Gösteriş. Yani mesela kadın girdi. Riya nasıl olacak? Beğenmek. Yani seni beğenmen mi? Kendini beğendirmek. Güzel. Yani ya karı girince yani o da böyle. Beni beğensin. Bencil yani. He. Efendim. Rekabet sonra. İlk önce riya. Başka? Riyadan ne anlıyoruz? Riya.
Işık. He? Işık. Kendini beğenmek. Kendini olmayan şeye göstermek abi de. Kendini göstermek. Kendi olmayan şeye gösterme, var gibi göstermek. Evet. Efendim abi? İhlasın tersi olmuyor. Neyin? İhlasın tam karşı. Güzel. Yani Allah için olmak yerine... İkiyüzlülük. İyi. Evet. Aslı şahsiyeti kapanıp yapmacık bir şahsiyeti öne çıkarmak. Tekellüf ve tasannu. Tekellüf ve tasannu. Tasannu. İki. Rekabet diyor. Rekabet. Mal. Biraz değil mi? Ama katkısı olan var mı? Rakip. He? Düşman addeder. Hmm. Yani kadınların içine tek erkek girse bu olmaz. Ama iki tane erkek olsa otomatik olarak düşman seçer bu duygu onu. O erkek erkeği. Düşman yapar. Herkesi rakip görür. Rakip görür. Kendisini rakip görür. Ona haset. Kıskançlık. Kıskançlık. Şimdi kıskançlıkta ne anlıyoruz? Çekememez. Başkasında olanı kendisinde istemek. İstemek. Çekememezlik mesela. Kıskançlık. Peki bunlar kötü bir sıfatsa Allah insana niye vermiş? İmtihan. İmtihan. Hemen. Evet. İmtihan. Başka? Helal arada kullanmak abi. Güzel. Mesela? Mecrasını değiştirmek. Tamam. Görüyor musunuz atölye çalışması? Mecbure, hele numarayı söyleyen ister istemez dinleyecektir. Numaranın dışında olan bakayım bana ne diyecek, bana gelecek mi diye. Değil mi? Hepiniz canlı olmak zorundasınız. Tuzağa düştünüz. Şimdi peki, Allah bunu niye verdi bu üç taneyi? Çok önemli ha. Niye verdi? Sevgili arkadaşlar, Allah'ın verdiği her şey, gadab, şehvet, öfke, haset, riya, rekabet ne varsa, üç tane modu vardır. Hepsinin ama. İfrat, vasat, tefrit. İfrat, vasat, tefrit. 25. kare diye kafanıza giriyor bu. İnkar unutmayacaksınız. Şöyle diyebilirdim. İfrat, tefrit, vasat. Bunu unutursun. İfrat, vasat, tefrit. Peki, hasedin, ben ifrat tefritini yapayım, rekabet ve riyanın ifrat tefrit vasatını sizden isteyeceğim. Haset neydi? Kıskanmak. İfratı nedir? Kıskanmak. Tahrip. He? Tahrip edin. Namusunu bile kıskanmak. Nasıl? Her şeyi kıskanmak. Çok kıskanmak. Peki uygulanırsak, bak, onda olmasın da, bu kadın onda olmasın, onun olmasın, benim de olmasın. Ölümüne kadar. He, tefriti ise benim olsun, onda olmasın. Vasatı benim de olsun, onun da olsun. Hizmet, hizmete uygulayalım. Bir kardeş güzel ders yapıyor. Temizlik yapıyor. Güzel sıfatı var. İkili ilişkileri iyi. Almancası iyi. Almanla getirip getiriyor. Bir şey anlatıyor. Haset uygulayalım. Keşke yapmasa hizmetini de istemem. Bilinmesini de istemem. Bilinmesin. Hizmet mi? O da kalsın. Tefrit. Keşke ben yapsaydım o yapmasaydı. Vasatı, onun yaptığı hizmete ben ortağım, aptal mıyım ben onun sebabını reddedeceğim? Onun yaptığı hizmet benimdir. Niye? Cemaatteyiz. Onun yaptığı hizmette tehlike ihtimali var. Riya, şöhret girebilir. Ama onun yaptığı hizmette ben sebap almadan ihlassızlık olmaz. Dolayısıyla o tehlikededir hizmet ederken, başka damarlar girebilir. Ama onun sebabından bana damarsız Allah verir. Hasedi üç moda ayırıyorum. Hasedi üç moda ayırıyorum. Bir, ifrat. Onda olmasın, bende de olmasın.
Vasat. Onda olsun, bende de olsun. Tefrit, bende olsun, onda olmasın. Tamam. Şimdi, ulan ne biçim adamdın ya, ne bereketli adamsın, ne numara söyledin ya. Ver abi, eyvallah. Adın neydi senin ya? Ahmet. Ahmet. Nerelisin Ahmet? Bartın değilim. Oo, Bartın, güzel. Bismillah. Peki, rekabet. İfratı ne olabilir? Rekabetin. Ben kazanacağım. Onda olan bende de olsun. Ne? Bende onda olmasın. O vasat. Onda da olmasın, bende de olmasın. Evet. İfratı olmuyor. Peki, hasette şu var arkadaşlar. Arkadaşlar ben ona girmedim, hemen ifrat tefrik edin. Haset nedir biliyor musunuz? Haset lugatta manası kıskanmak. Enfus manası hapishane. Hapishane. Yani o duyguya mahkum olmak. Burşu devrisin. Zahirde hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçeriden burşun devrisin. Falan der içeriden. Yani içeride kaosu yaşamak. Hapis. Kötü bir şey. Hapishanede kalmak. Rekabet, kendini yalnızlaştırmak. Yalnızlaşmak. Tamam. Riya, kuyu. 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 Şimdi daha fazla şey yapmayalım. Bunun da ifrat tefrit vasatı var. Girmeyeyim. Çok uzun olur. Çünkü çok kişiye söyleteceğiz. Bunu hizmette kullanalım. Burada bir kanundan bahsediyor. Bir güzel kadın girse olmayacak şeyi ne söylüyor şimdi burada? Yani insan hizmette rakipsiz olmaz. Olamaz. Emsaldır. Rakipler arasında 3 tane sıfat riya, rekabet ve haset damarları aktif olur. Dikkat. Kırmızı ışık yanıyor. Tahliye sibobumuz olması lazım. Bu konuda şey olmamız lazım. Bak, Özcan'ın yanındakinin yanındaki. Sen. Evet sen. Numara istiyorsunuz. 7-53. Yok, 7. 7, pardon. Çünkü niçin iki tane söylüyorum? Mesela bir tanesi... Ama tuttuğunuzu değiştirmeyin o dedi diye. Çünkü tutun, eğer birinci tuttuğunuzu birisi önce söylemişse ikinciyi söyleyeceksiniz. Onun için istepne olarak koydum onu. Tamam. Yediği kimse söylememiş. Eğer senden önce birisi söylemişse iki tane tut, üç tane tutmayacaksın. Söylese bile sen, onda kal, kal. Çünkü bu, bakayım ne çıkacak sana. Allah'a emanet. Kainatın telifinde, kainatın patronunda, patron kainatı kurarken öyle bir icaz var ki, ben metni okuyayım sonra izah edeceğim. Herkes kendisine baksın da bana bu niye çıktı? Kainatın telifiyle telifinde öyle bir icaz var ki bütün esbab-ı tabiye farz-ı muhal olarak muktedir birer faili muhtar olsalar yine kemale ats ile o icaza karşı secde ederek Subhaneke la kudrete lena inneke entel azizun azizul hakim diyeceklerdir. Peki kainatın telifinde, kainatın kuruluşunda önce şey yapayım sonra bize uygulayacağız. Öyle bir icaz var ki, mucizelik var ki yani birbirinden farklı gözüken parçaları tek İşlevinde bakıyorsun, çalışmada tek şeymiş gibi. Yani güneş suyla zıt. Yer çekimi yerin kaldırmasına zıt. Çekim itmeyle zıt. Karanlık aydınlığa zıt. Hak batıla zıt. Değil mi? Böyle iken öyle bir bütünlük var ki sanki tek şeymiş gibi bütün esbab-ı tabiye farz-ı muhal olarak muktedir birer faili muhtar olsalar yine kemale ats ile o icaza karşı secde ederek
Subhaneke la kudretena ilahir diyeceklerdir. Subhaneke la kudretena inneke entel azizul hakim diyeceklerdir. Yani sen subhansın, senin kudretine biz mümkün değil çünkü sen azizul hakimsin. Azizsin ama hikmet sahibisin diyecekler. Niçin? Şimdi uygulayalım. Bunun küçük bir modeli olan insandır. İnsanda farklı farklı parçalardan müteşekkil 18 bin alem hulasa-i camiasıdır. Yani insanı şöyle düşünün. Ağaca çekirdek. Düşünebiliyor musunuz? Buraya gelin. Çekirdek ağaca. Çekirdek insandır. Ağaç 18 bin alemdir. Adın neydi kardeş? Numarası? Selçuk. Ağaç 18 bin alem. Çekirdek Nur-u Muhammedi. Meyve sen. 18 bin alemin cemisin. İçerideki parçaları gadaptır, merhamettir. Sevmektir, öfkedir. İmandır, küfürdür. Birbirine zıt olan alemleri alemimizde cem etmek. Yani odun düşünün. Odun. Duman. Yaktığımız zaman duman çıkar. Kapatır her tarafı. Görmez göz. Çıkan nur, ışık. Her tarafı gösterir. İkisi zıt değil mi? Yaktığımız zaman odun, nur çıkıyor. Yaktığımız zaman nur çıkıyor ve duman çıkıyor. İkisi de zıt. Duman neredeyse nur da orada. Odunun en büyük düşmanı ateş içinde. Zıtta bakın. Odunun içi karanlıktır, nuru saklamıştır. Zahirde odundur ama batinen odun değildir. Kendinizi odunla ifade ederseniz içerisini reddetmiş olursun. Yani donmuş et değildir insan. Odun gibi düşünün. Odun zahirde donmuş ettir. Ama batınen odunun içerisi nasıl zıtlanacak? Şöyle bir daha anlatayım. 10 kilo odunu yaksanız çıkan kül ne kadardır kül? 10 gram ancak olur. 10 kilo odundan 100 gram bile kül çıkmaz. Peki 10 kilo odun gelirken 10 kilo 100 gram kül deri nerede kilo? Diz burku neresinde? Her yerinde. Mekanı yok. Kilo olan odun kilosuzdan olmuştur. Belirli bir yerde olan odun belirlenmemiş bir şeyden yapılmıştır. Ha, ne diyor burada? Diyor ki büyük kainat büyük insandır. İnsan ise kainat-ı suradır. Nasıl ki onu bir bütünlüğe getirilmiş ve işlevi var. İçsel alemimizdeki eğer akıl ve kalp hisler bütünlüğe getiremezsen buhran geçirirsin. Panik olur, sıkıntı olur. Çözemedin böyle yani kısacası şöyle diyeyim herkes istifade etsin ona az değildir. Hayat bu bütünlüğe getiremezseniz hayat manasızlaşır. Hayat manasız olursa intihar seçenek olur. Yani akıl bir hava vuruyor, kalp bir hava vuruyor, duygular bir tarafa, ruh bir tarafa, fiil bir tarafa, çevre bir tarafa, insan perişan olur. Bütüne getirilmesi lazım ki rahat etsin. Sen, evet en sondaki sen, ha delikanlım. 23. Dur değil, ötekisi ona işaret et. Sen yavrum, kardeşim, evet de. 42. Sen mi, senden mi geldin ses? Sen söyle. 19. Evet. Çorumlu musun? Ha? Yok. Aferin. Yani numara söylemediği için aferin yani. Çünkü plakasını söylemediği için. Oo, bir bakayım nasıl bir adamsın. Nerelisin sen? Artvin. Artvinlisin. Tam sana göre çıkmış. Bak şimdi. Ruh çıktı. Ruhun ispatı. Diyor ki, ruh bir kanunu zi vücudu haricidir. Ben metni okuyayım, izah edeyim biraz. Bir namusu zi şuurdur. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi ruh da âlim emirden sıfat iradeden gelmiş. Kudret ona vücud isi giydirmiştir. Bir seyale-i latife-i o cevere sadef etmiştir. Mevcut ruh,
makul kanunun kardeşidir. İzah edeceğim. İkisi hem daimi hem alim emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret ezeliye bir vücud harici giydirseydi ruh olurdu. Eğer ruh şuuru başından indirse yine layımut bir kanun olurdu. Bu tür lemaat dersini bu tür bu çıkar diye yapılmıyor. Çünkü bu en zor yerlerde bir tanesidir. Bak şimdi. Bunu ene ve ruha çalışanlarda bu külliyatın çekirdeğidir. Bu hakikat çekirdekleri biliyorsunuz okuyanlar. Bu mektubatın sonundadır. Ve madde madde çekirdektir. Leblebi çekirdeği. Külliyatı bileceksin ki açasın. Şimdi ruhtan konuşacağım. Adı neydi? Miraç. Oo, hak ettin ya. Şaşırtıyorsun beni. Miraç olman, Artvinli olman, ruhu çekmen. Güzel. Ruh nedir? Şöyle. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi, mevcudatı yaratayım. Ve o kararını bir çekirdekte tecemmü etti. Onun adı Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi. Çekirdek. Bütün alem, Allah'ın dışında bütün varlık bu çekirdekte. Çekirdek ağaç gibi ilişki düşünün. Sonra buna vücut verecek. Bu vücut eneye, bu ene, bizdeki ene, kainat, büyük insan, onunsi, o çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. O Nur-u Muhammedi bize de koymuş, bizim adı, bizdeki adı ene. Büyük insandaki adım Nur-u Muhammedi veya Mecur. Tamam mı? Şimdi ruhu anlatacağım. Allah bu çekirdeğe vücut giydirecek. Çekirdeğe ağaç yani. Ruhu giydirdi. Ruhu. Ruh bir kanundur. Kanun emridir. Vücud haricisi yok, mahluk değil ya. Sonra Allah buna, sana geleceğim. Buna kısaca anlatıyorum. Dört özellik taktı. Zihayattır. Zişurdur. Kanun emr, vücud harici. Dört tane, neyse. Onu taktıktan sonra bir de kılıf sardı ona. Ondan sonra vücuda koydu. Yani nur. Odunda nur vardı. Nur, ruha misal. Odundaki duman, nefise misal. Tamam mı? Şimdi siz odundan dumanın yok olduğunu kabul ederseniz odun olur mu? Olmaz. Nuru yok kabul ederseniz odun da olmaz. O zaman zıtların cemidir. İşte o ruh dört tane özellikle ruhtur. Odundaki duman gibi, odundaki nur gibi, odundaki ısı gibi, odundaki kül gibi. Tamam. Bu dört cem etmiş. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu çok ilginizi çekecek zannediyorum hadiste, odunu yakarsanız diyor, odunu yakarsanız çıkan dumandan cin yaratılır. Çıkan nurdan melek yaratılır. Çıkan ateşten, ısıdan şeytan, ateş. Çıkan külden insan. Hepsinin cemi, cemül cem, nedir o? Nur-u Muhammed'i. Şimdi ruhu bu, anladık değil mi bu kabataslak? Sonra cesede koymuş. Tamam. İşte bu ruhu ruhumdan öfledim diyor. Bize getirmiş. Neye benziyor diyor. Mevcut ruh makul kanunun kardeşidir. Bak şu. Yer çekimi kanunu. Gören var mı? Yok. Mesela sesin yayılma kanunu. Mesela kanun. Suyun kaldırma kanunu. Su değildir. Su yokken suyun kaldırma kanununu nereye koyacaksınız? O zaman suyun kaldırma kanunu su ile vardır. Sudan önce olamaz suyun kaldırma kanunu. Çünkü ağaca koyamazsınız, toprağa koyamazsınız. O zaman sudan önce suyun kaldırma kanunu olamayacağından suyu yapan kanun değildir. Çünkü kanun sıfattır. Susuz düşünülemez. Yani sıfat şu. Buz susuz düşünülemez. Buzdan suyu kaldırın. Buzdan suyu kaldırın. Ne kalır ortada? Hiçbir şey kalmaz. Ha, kanunu da mekanı ve maddeyi kaldırın, kanun yoktur. O zaman kanun nedir? Asıl değildir. Çünkü bir şey kalkınca kendisi yok oluyorsa
O sıfattır. Mesela buz, suyu kaldırın buz yoktur. Demek ki buz sıfattır. Ama buzdan buzluğu kaldırın, ısıtın, su vardır. Demek ki su cevherdir. Kanun asıl değildir. Çünkü mekanı ve maddeyi kaldırınca kanun yok oluyorsa, kanun cevher değildir, asıl değildir, merkez değildir. Ruh da böyle bir kanundu. Allah ona tecelli etti, ruhumdan öfledim diyor. Ve mahluk oldu. Şimdi bu ruh, şuuru başından indirse bize ders veriyor şimdi. Ruha dört özellik takıldı. Zihayattır, zişuurdur, kanun emr, vücud harici. Bunu işte kılıf taktı, bir glaf-ı latif, bir bedeni misalesi, sonra cesede koydu. Eğer diyor bu ruhtan şuuru indirirse artık leylim leylim kanun gibi olur. Asıldan kopar, varlıktan sıyrılır. Şuuru kaldırırsan o zaman bize verdiği şu andaki ders nedir? Davanda şuurlu olacaksın. Davanda şuurlu olabilmen için püf noktayı söylüyorum, ergeneliyorum. Kendini ne kadar tanırsan o kadar insansın. O kadar hakikat ruh ortaya çıkar. Kendini tanıdık kadar, yani hepimiz dahiliz buna, kendimizi tanıdığımız kadar insanız. Tanımadığımız tarafıyla insan adayız. Çekirdeğe kimse ağaç parası vermez. Karpuz çekirdeğine kimse karpuz parası vermez. İnsanlığımız inkişaf ettikçe alemi gayb bize bedel öder. Eğer peygamberler gelmiş, insanları insanlık makamına çıkarmak içindir. Bab-ı insaniyet, ismi hak ve hakimin cilvesidir der, tamam mı? Eğer biz insanlığımız inkişaf ederse insan oluruz. Yoksa et yığını oluruz. Hiçbir değeri olmaz. Cemül cem, camül ezdat, zıtların ve bütünsel olduğundan dolayı eğer insanını bilmese, yoğurt bozulursa yenir, süt bozulursa yenir. Ama hepsinin özü olan yağ bozulursa zehir olur. O zaman ruhunu canlı tutmak adına sevgili arkadaşlar, şuuru, yani kendini tanıyacaksın, tanıma adına adım atacaksın. Hey hey, leylim leylim yaşamak yoktur. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Şuur, şuurdan çıkma nispetinde artık sokaktaki yaprak gibi kah, buhran, yani vehim, vehim. Yani yoku var, varı yok gösterir, vehim. Vesvese kalbidir, vehim aklidir, dumanını attırır. Vehimle vesvese cem olursa yaşama şansın yoktur. Ne yapacağız? Kendini tanıma adına adım atacağız. Onun adımı da şudur. Kitap okumak. Risale okumak. Başka hiçbir şansı yoktur. Alacağımız de şu. Dima ve kalp bütünlüğünü getirmek. Eğer getiremezsek akıl başka havadan, kalp başka havadan, gel de yaşa. O zaman şeye benziyor, çamaşırı böyle bir sıkarsın, bunu da böyle yaparsan su akar. Değil mi? Çamaşır sıkıyoruz ya. Sıkınca su akar. O zaman hayat çekilmez olur. Eğer dimağla kalbi bir araya, yani vehimle vesveseyi devre dışı yapan, dimağla kalbi bütüne getirirsek hayat canlı canlı olur. Zevkli olur. Peki. Sen söyle. Sen bakalım. 77. Adın ne senin? Eftal. Eftal. Oo. Peki nerelisin Eftal'ım? Babam Afyonlu, annem Alman. Baban Afyonlu, annen Alman. Peki Eftal'ım bak ne çıktı sana. Afyonlu. Hakta ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan bazen hak, ehaktan ehaktır. Hasen, ahsenden ahsendir. Herkes kendi mesleğine huvel hakkun demeli, huvel hakku dememeli. Veyahut huve hasen demeli, huvel hasen dememeli. Şimdi ilk önce düzünü okuyalım, sonra bize bakan yönüne bakacağım.
Hakta ittifak. Hak. Hakta ihtilaf olduğunda, yani hakta ittifak, hak. Hakta, hak ne demek? Bir. Tek. Sadece doğru benim. Evet. Hak, Cenab-ı Hak'tan kalsın aklınıza. Cenab-ı Hak, Hak ismi. Yani bizim dışımızda doğru var. Onda ittifak etmek, benim şu doğruma daha doğrudur diye onların içine atmak, ihtilafa sebebiyet verdiğinden, yani daha hak demek hak. Hak'tan daha hak. Yani herkes benim mesleğim haktır diyebilir. Ama en doğru, yani benim mesleğim doğrudur deme hakkı var. En doğru benim deme hakkı var ama sırf benim doğrudur deme hakkı yoktur. O zaman batıl olur. Şöyle diyelim. Hak, hak. Yani doğru, en doğru. Bundan sonra batıl. Bak bir daha söylüyorum. Batıl, doğru, en doğru. En doğru benimkisidir diyebilir. Çünkü onun dışı diğerleri haktır gene, doğrudur. Ama benimkisi doğrudur. Diğerlerini şey dersen onun altı olur o zaman. Batıl oluyor. İçimizde şey yapacağız. Bazen hak hak'tan haktır. Eğer ihtilafa sebebiyet veriyorsan senin meslek ve meşrebin, mesela nurculuk uygulayayım. Bu Almanya'da değişik meşrepler var Türkiye'de olduğu gibi. Şimdi bu Diyar-ı Gurbet'te, Darul Harp memleketinde bu kadar etrafımızı bizi yoldan çıkacak sebepler varken, gelirken değil mi? Bak caddeler var, gayrimeşruiyeler var, kumarhaneler var vesaire var. Yani biz zaten azız burada. Değil mi? Beraber olarak ancak ayakta durabilirken şahsi hususi meşrebini, cemaatini ille esas alıp o varsa odur, en bundan başka yoktur, gitmeyin falan meşgul olmak, bu tür teferruatlarla meşgul olmak, elindeki doğruyu da kaçırırsın. Çünkü niye? Elindeki de sana fayda veremez. Efendim buraya bir şeyler derler bu dershane. Ben tanımıyorum sizi. Tanımıyorum arkadaşlar. Hiç kimse beni de davet edeni de tanımıyorum. Yarın gidecek yeri de tanımıyorum. Peki burada Risale okunuyor mu? İncil mi okuyorum? Yok. Daha niye buraya karşısın? Tamam, öyle demezler mi adama? Bana ne dediler? Abi gel ders yap. Ben de ders yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Bela mı istiyorsun yani? Ders okunuyor. Ha bundan çıktıktan sonra bilmem ne yapar. O beni ilgilendirmez ki. Ben çıktıktan sonra meyhaneye gittim diye buraya gelmiyor. Ben geldiğim yere gelmeyecek misin? Misal yani. Arkadaşlar, mantıklı olmak lazım. Kucaklayıcı olmak lazım. Batılı demiyorum. Madem diyor Risale-i Nur, Üstad Hazretleri, Risale-i Nur'a bir ilişkisi, alakası var. O alakası adına yüz kusurunu görmem diyor. İhtilafa zamanımız, vaktimiz yoktur. Alem-i İslam kan alıyor ihtilaftan dolayı. İhtilafa, değil mi? Vaktimiz yok. İttifaka vaktimiz var. Arkadaşlar, bu alem-i İslam'ın en büyük sıkıntısı ihtilaftır. İhtilaf bizim en çok muhtaç olduğumuz ihtiyattır. Vicdanımıza soruyorum. Risale okumuyor muyum? Risale okunmuyor mu burada? Misal, gideceğim ki oldum yarın orada, dün başka yerdeydim. Risale okunmuyor mu? Ne istiyorsun? Elle benim dediğim olacak. İşte buna giriyorsun işte. Risale-i Nur'a zıt hareket ediyorsun. Diyor ki, hatta ittifak bazen ehaktan ehaktır. Yani bizim o yanlışlıklarımızla beraber doğrularımız var ya, onları birleştirelim. Eğer bu yanlışlarımızla beraber benim başka bu konuda yanlışım varsa onun da başka konuda var. Ona bakmayacağız. Bakacak zamanda ve zeminde değiliz. Mevzunun hassasiyeti, zamanın ve zeminin hassasiyeti bunu kaldırmaz. O zaman ne yapacağız? Madem Risale-i Nur'la alakası var, madem Risale-i Nur'la hizmet ediyor, Risale-i Nur'a yapışmış, o noktada kardeşimizdir. Niye? Eğer en iyisini arama noktasında, kaş, aa bak gözünün üstünde kaş var demek gibi olur. O zaman bazen hak, haktan haktır. Bazen doğru, en doğrudan doğru olur. Yani esasatı kaybeden, esasatı kaybeden teferruata boğulur.
esasatı kaybeden mahkemat envara göre okuduğum için olsaydı bak orada bizim edile-i şeriye var. Bir çevirseniz. Oo çeviriliyor. Subhanallah. Ama bak ne güzel işte çeviren şey yapmış işte. En azından bunu gör ya. Ama bulabilecek miyiz bunu? Sayfa tutar mı? Böyle getir. Allah Allah. Böyle bir şey görmedim ya. Abi telefonu da çıkartayım mı? Ha ha. Nasıl çıkartacaksın? Mahkemet sayfayı söyleyin abi. 46 idi. 49 mu? Açar mısın onu? Evet açıyorum. 49 49 he. Aç onu. Ver bulursan o telefondan okuyayım. Kafam sayfalara göre şey yaptığı için kitabı. Askı ya. Yani. Sayfa kaç abi? 49. Aç bakayım abi. Bak. Bakayım nedir o okur musun? 12. mukaddeme lütfü bulmayan kısır ile meşgul. 12. mukaddeme mi? Evet. Bak. Birinci mesele. Birinci makale. Birinci ÖK sayfa. Birinci makale 13. mukaddeme. 12. mukaddeme mi? 7. mukaddeme diyeyim. Bak arkadaşlar. 9. mukaddeme. 10. mukaddeme. 11, 12 mi? Evet. 12. mukaddeme. Bak. Demek burada 61. 49, 60. Lübbu bulmayan kışır ile meşgul olur. Kışır? Kabuk. Özü bulmayan kabukla meşgul olur. Bu Allah'ın cezasıdır. Bir. Nurun edile-i şeriyesi. İslamiyet edile-i şeriye kaçtır? Dört. Say. Kitap. Sünnet. Kıyas. İcma-i ümmet. Dört mü? Nurun da edile-i şeriyesi burası. Bir. Lübbu bulmayan kışır ile meşgul olur. Yani merkezi esas almayan ceza olarak teferratla meşgul olur. Bir falan kazak giydin. Saçın şöyle. Çorabın böyle. Onlarla meşgul eder Allah seni. Merkezi kaybettin. İki. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Zihni hakikate bağlayamasak hayaliyun. Sokakta görürsünüz böyle. Orada mıdır? Hayalinde yaşıyor. Leylim leylim. Üç. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Gördün mü? Kâh dostuna düşman, düşmanına dost olur. Dört. Muvazenesiz ve mizansız, yani tartı ve metresiz. Muvazene vezin. Tartısız. Ötekisi mizansız. Tartısız, kantarsız, metresiz, kantarsız, metresiz. Bir daha, kantar ve metresi olmayanlar çok aldanır, çok aldatır. Dört, edile-i şeriye, edile-i nuriye. Dört madde. Vallahi harita, lübbu bulmayan, kardeşim senin Risale-i Nur'a alakan var mı? O cihette benim başımın üzerindesin. Diğer sıfatlara, diğer sıfatlar beni alakadar etmiyor. Esasatı bulduktan sonra, lupu bulduktan sonra teferratla meşgul olma. O cihetle eğer diyor Risale'nin alakası varsa diyor Kastamonu'da, binler kusuru olsa benim nazarımda şey değildir. O binler kusuru affettirir. Şimdi ne bereketli adamdın ya. Bak Edile-i Nuri'ye girdik. Demek ki lupu bulduktan sonra kışırla meşgul olmayacağız. Hakikati tanıdıktan sonra hayalata sapmayacağız. Efendim üçüncü neydi? İstikameti göremeyen ne yapar? İfrat ve tefrite düşer. Hakikati tanımayan çok aldanır, çok aldatır. Yok, aldanır, aldatır. Peki. Söz söyle abi. Çocuğu yanında olan. Sen. Heh. Sayı 40. 40 mı? Senin adı ne? Ersoy.
Ersoy, nerelisin Ersoy? Yozgat. Yozgatlısın. 40. Bir şeyde mehasin, şeref hasıl oldukça havasa peşkeş ederler, seyahat olsa avama taksim ederler. Çok ilginç. Bak, bir şeyde mehasin. Mesela bir hizmetin güzelliği olursa, kimse ona sahiplenmese, kim yaptı derse, güzellik teke düşer. Kim yaptı arkadaşlar bu şeyi ya? Bunu bir tanesi şey on ama ne oldu? Git. Hiç kimse de ses çıkmadı. Ne derler? Ona ne aferin lan disputlular. Maşallah. Maşallah size be. Hasene ne oldu? Genellendi. Meziyetin varsa hafa turabında kalsın. Toprağın altına koy ki ne şu ne mahvolsun. Eğer oldu mu kardeş? Yani bayağı uğraştım ha ben yani bunu düşünürken. Koca cemaata taksim genelleyecektim ha sene teke düştü. Kusur varsa burada kardeşim burada kim bunu Nur'a zıt buraya dershane bunu soktu? Ya cemaatle alakası yok. Ya ben yaptım ya. Yapabildim işte. Ha sana has kıldık. Hani seyye teke düştü. Ya cemaat böyle düşünüyor. Kimse sahiplenmese. O zaman cemaat itham altında olur. Hemen sahiplen. Kusuru üzerine al. Ad, fark, noksan, kusur. Kusuru üzerine al. Güzellikleri sakın alma. Sen yapsan bile. Bırak cemaate mal olsun. Ne oluyor biliyor musun? Sen üzerine alsan bir sebabın olacaktı. Cemaate genellediğin için cemaate genelleneni alacaksın. Mahrum olmuyorsun tam tersine. Mesela evet. Mesela cüz okudun değil mi? Cimrilik yapıp da El Fatiha dersen bir sebabı var, bir hatim sebabı. Eğer ya Rabbi kalbinde imanı taşıyanlara hepsini Runay beyledim dersen kaç kişiye gitmişse ayna kabul et. Ayna. Onlar adedince hatim sebabı alacaksın. Hele ya Rabbi Hasan kardeşe de diyorum diyorsan katlanarak gelecek sana. İdare et ya. Çünkü ihtiyacım var benim. Peki. Kardeş sen numara söyle. 73. 73. 70'te miyiz? Ha geri döneyim. Cemaat da Allah Allah. Bu niye böyle hep geliyor ya cemaat? Cemaat da vahid-i sahih olmasa cem ve zam kesir darbı gibi küçülür. Ondan sonra şimdi cemaatta vahid-i sahih şu. Biz insanız arkadaşlar. Hayvan değiliz, sığır değiliz ki aynı tip olalım. Bir kasamsı düşünün. Alın içinden bir tane uğraşırken elinizden düşse. Kasanın hangisiydi hamsi? Hepsi birbirine benzediği için seçemezsiniz. Biz hamsi değiliz. Ha? O zaman biz insanız. Yani farklı düşünen, farklı şeyi seven, nefret eden mahlukuz. Farklı. Peki bizi bir araya getirecek bir ölçü olması gerekmiyor. Başka nasıl bir tek vücut olacağız? Yemekte, sofrada bile yemek kız başka istiyor, oğlan başka istiyor, baba başka istiyor, anne başka istiyor, havadan vuruyor. Birlik bile olmuyor değil mi? Peki düşüncede ve kalpte nasıl birliği sağlayacağız? Tek bir şey var. Bir iddia ettiğimiz şeye kanaat etmek, ona intisap etmek, onu öne çıkarmak. Cemaat. Cemaatın o da nedir? Laikalardır. Kastamonu ve Mirdağ'dır. Mesela cemaat birlik olalım. Laz'ın dediği gibi Laz'a kızmasın ben Laz'ım. Demiş ki öşür verin cemaat öşür. Öşür farzdır. Tehdit unsuru nereye adresleme? Ha buraya verin. Tamam. Görüyor musun adresi? Aynı bunun gibi. İhlaslı olmak lazım. İttifak etmek lazım. Nereye buraya? Olmaz. Kastamonu'ya ittifak edeceğiz. Emirdağ layıkasına ittifak edeceğiz. Yani değişmez prensimiz, prensiplerimiz. Ve bizi bir bütün yapan, vücut yapan, bir vücudun azaları gibi bütünleyen nedir? Cemaatın vahid-i sahi dediği laikalardır. Yap, yapma, de, deme. Burada bulun, burada bulunma.
Düşmanı bu, bu değil. Çünkü hepimiz ayrı bir memleketin veya ayrı düşen bir insanız, Allah'ın kuluyuz. Fikirlerimiz ayrı, malzemelerimiz ayrı, kültürlerimiz ayrı. Ama ölçümüz tek olursa tek oluruz. Yoksa dışında kalırız. Ve cemaatin şahsı manevisinden istifade edemeyiz. O zaman haşir meydanında tek kalırız. Cemaatin içindeyken dışında oluruz. Allah kimsenin başına vermesin. Tamam. Peki. Sen numara söyle. 3. 3. Başa aldın beni. Sen kafana koydun sayıydı değil mi? Hı. Tamam. Merak etme, şimdi arkaya döneceğim. Hep Yozgatlı olan soruyor hocam. O da mı Yozgatlı? Arzı ve bütün nücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele malik olmayan kimse kainatta davayı halk ve iddia icat edemez. Zira her şey her şeyle bağlıdır. Şimdi ilk yaptığımız maddede vardı. Yani zerre kiminse zerreyle de yapılan onundur. Yani kainattaki bir bütünlüğü sağlayan, bütün onu meydana getiren zerrelerin birisinin oluşudur. Tesbih taneleri gibi kaldıracak şey bir kuvvetli malik olmayan. O zaman cemaat içinde de arkadaşlar kendine daha hakim olmayan, daha tansiyonuna, nabzına, kalbine hakim olamayan cemaate nasıl hakim olmak iddiasında bulunur? İnsanlara nasıl hükmetmek iddiasında bulunur? Daha kendine hakim değilsin. Yani böyle bir güç mü var bizde? Hiç böyle bir şeye malik olmayan kimse kainatta kendi aleminde de iddia icat, yani ittifak edin, bu merkezde olun, ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım iddiada bulunmaması lazım. İçsela evde de uygulayın. Evde de uygulayın. Kavgalar o değil mi? Burnunun doğrultusunda gidiyorsun. Yani hiç kalamıyorsun evde. Varlar mı yoklar mı? Bazıları da tamamen teslim olmuş. İtaat et rahat et sistemine uymuş. Hiçbir şey kalmamış yani. Yani bunun sünnet-i seniyesi var yani. İfrat tefriti var. İfrat tefriti. İfratı nedir evde? Hep ben. Rabbena, Rabbena. Tamam, hep bana. Tefriti ise, tamam, tefriti ise, tamam etse, vasatı nedir? Allah hakim kılmak. Yani dini hakim kılmak. Sen de kulsun, ben de kulum. Tamam. Dolayısıyla, alemimizde ve yaptıklarımız işlerde, Allah hakim kılarsak, kuralları hakim kılarsak, iddia icat, yani ben yaptığım davasında bulunma cesareti bulunamaz. Kardeş sen, delikanlının arkası, sen elini götüren, sen, bak bak. 81. Evet, 81. Şems'in feyzi tecellisi olan timsali, denizin satına ve denizin katresinde aynı üveti gösterir. Ayna düşünün, güneş düşünün. Şimdi güneşe misal veriyor Üstad Şemsezeli, haş anlamak için Allah. Ayna ise ruh. Bu camdı. Bunu ayna yapan arkasında siyah bir satih var. Zemin var. O da nefis. Şimdi bunun arkasında ince bir satı siyah boya olursa bu cam ayna olur ve Allah'ı gösterir. Eğer bunu kaldırırsanız ayna cam olur, karşıya geçer. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın veya hizmetin hakikatini alemimizde mal olabilmesi için, alemimizde mal olabilmesi için nefsimizin farkında olacağız. Nefsin farkında olduğunu ayna oluyorsun. Ayna olunca bu sefer sana tecelli edeni görürsün. Eğer aynalıktan kalkıp davalığa kalkarsan hakikat vurur geçer gider. Diyor ki 538 sözlerde hakikat diyor insana geldiği zaman onu onaylayıp tasdik edecek nefsinde musadık görmediği için tasdik edici vurur geçer. Hiçbir şey kalmaz. Girer kulaktan tekrar altın çıkar.
nefsinin farkında olmak lazım. Nefsin farkında oldu mu aynı darlığa başlamışsın demektir. Bu sefer tecelli edeni görürsün. Aynı darlık. Yani mesela şöyle bir ayna düşünün. Peki bunu mu görüyorsun, bunu mu? Bunu görüyorsun. Gözün bunu görüyor. Niye bunu saçını taramıyorsun da bunu tarıyorsun? Gördün mü? Ha, bununla bunu görüyorsun. İşte nefsindeki gözükenle aynı darlığı olursa o göstereni görürsün artık. Ama an şartla sende 3 tane sistem olduğunu fark et. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Yani dönü olmaz ya. Verme biter. Olur mu ya? Haramdır ya. Kesme. Kes ya. Ver ağzını payını. Ayıptır ya. 2 tane kişilik görürsünüz. Eğer nefsinde siyahı görürsen, ha dersen, eğer kendini üçe ayırırsan, vehim ve vesveseden kurtulursun. Sıkıntıdan da kurtulursun. Niye? Bu adamın sözünü kendinden zannediyorsun. Yani bu adamın sözünü, ben kötüyüm. Sen misin kötü diyen? Bu olmazsın. Şu anda dersten kalk, yeter ya, ne anlatıyor bu adam ya? Diyen bu adam. Tamam. Sen buradan öyle bir makamdasın ki, sen sus. Sen tamam, haklısın. İşte bütünsel gelebilmek için bütün o cemi, yani zıtları da cem olarak görmek lazım. Peki. Delikanlım. O elini böyle yapan, onun arkası, burnunu tutan. Sen, heh. 23. Samet mi? Abdülsamet. Nerelisin Abdülsamet? Kırşehir. Kırşehir. Geçtik başka memlekete. Hadi bakalım, Allah selamet versin. Şeriatın %90'ı zaruriyat ve müselemat-ı diniye birer elmas sütündür. Mesaili iştihadiye-i hilafiye %10'dur. 90 elmas sütün, 10 altının himayesine verilmez. Kitaplar ve iştihatlar Kur'an'a dürbün olmalı, aynı olmalı, gölge ve vekil olmamalı. Şimdi hiçbir mezhep sahibim ben mezhep kuruyorum dememiştir. Kur'an'daki ve hadisteki mana mertebelerini ortaya çıkarmışlardır. Takipçileri nereden ders alıyorsun, nereden geliyorsun? Numan bin Sabit'ten. Hanefi yani. Oradan geliyorum. Nereden Hanefi, nereden Şafii, Şafii'den geliyor Şafii. Tamam. Bu sefer takipçileri bir onun sözlerini Kur'an'dan ve hadisten çıkarttığı mana mertebelerini tasdif ettiler. Yoksa mezhep imamları ben mezhep kuruyorum diye Hanefi diye bir mezhep diye kurmamıştır. Tamam. O da kurmamıştır. Mana çıkartmıştır. Ne yapmıştır? İçtihat etmiştir. Bu da ne kadardır Kur'an ve sünnette? %10'dur. %90'ı esasattır. Tamam. %10'u şimdi televizyonlarda, fitnevizyonlarda, Ramazanlarda verdiği zamanlarda ümmetin ciğerini dağdar etmek, yaralamak için namaz kılmak lazım. Üzerine açık oturum yapmazlar. İçtihadi meselelerle %90'ı unutturmak için %10'u içtihadi meseleleri öne çıkarırlar. İnsanları esasatla değil teferruatla boğdurmak için. Peki %10 ihtilafı meseleler rahmettir. Mesela Hanefi mezhebinde bir başına bir hal geldi. Aile bölündü, boşandın. Hanefi mezhebinde boşandınsa bir daha dönme Hanefi'de yok. Ama Şafii taklit edip yeniden yuva kurabiliyorsun. Şafii mezhebinde olan Almanya'da, İstanbul'da zekat vermesi çok zordur. 7 tane ayrı sınıfı nasıl görecektir? Hani memleketinde olsa farklı farklı görürdü. Ama Şafiiler ne yapıyor? Hanefi takliden birisine veriyorlar. Tamam. Peki böyle zor durumda kaldığın zaman çıkış yolunu nereden bulacaksın? Nereden bulacaksın çıkış yolunu? İnim inim inler adam ararsın. İnim inim inler anla. Dolayısıyla %10 da %90 arasında geçişlerdir. Yani onu alemimizde, çünkü dünya
bir bütün olmakla beraber fiziksel ve doğasal itibariyle farklıdır. Milletleri de farklıdır. Arasını kardeşim onu alır mısın? Şey yap. Bunu al çünkü değerlendir atsın. Hadi sen de. Hadi. Hadi git. Peki burada Cumhur bir de ne ekleyecektik? 90 sütun, altın. Ha kitaplar ve iştihaplar kuramına dürbün olmalı. Bakmak için. Risale-i Nur ne diyor? Ne diye bakıyoruz? Risale-i Nur ne diyor diye bakmıyoruz. Risale-i Nur'u dürbün yapıyoruz. Kur'an ne diyor? Bak gözlük yapıyoruz. Kur'an ne diyor, Resulullah ne diyor diye bakıyoruz. Ustad ne diyor diye değil. Şimdiye kadar ustad aklınıza geldi mi? 25. söz okurken Ahmet Mehmet Ustad Tahtar gelmiyor. Yok. Kur'an ne diyor? Allah Allah şu Kur'an'a bak diye bakıyoruz. Ha, Risale-i Nur ne diyor diye değil de Risale-i Nur Kur'an'ı nasıl gösteriyor? Nasıl bir dürbünlük vazifesi yapıyor? Çünkü dava değil, dava içinde burandır. Ya sen ha madem güldün, sen, sana söylettirdim mi? Sana ha evet. Ya onun yanındaki. Ha ha. Söyle o zaman. Söyle abim. Kaç? 64. Nerelisin sen? Sivas. Adın ne? Ahmet. Ahmet canım benim. Eyvallah. 64 mü dedin abim? Evet. Bakayım ne çıktı? Allahu Ekber. Bir bakayım sana. 64. Adalet-i Mahsa-i Kur'aniye. Bir, masumun hayatını ve kanını hatta umum beşer içinde olsa heder etmez. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi nazar-ı adalette de birdir. Hodgamlıkla öyle insan olur ki ihtirasından, hırsından, ihtirasına mani her şeyi, hırsına zıt her şeyi, hatta elinden gelse dünyaya harap nevi beşeri mahvetmek ister. Bunu uygulayalım, biraz bereketli bir ders bu. Adalet-i Kur'aniye, bir masumun, burada bir kişinin hukuku için, ya bir kişi önemli değil, ya bunlar kale almayalım, şahsi hukukta mı? Umum hukukta değil. Şahsi hukukta bir kişinin hukuku umum hukuklar gibidir. Çünkü İslam'da ha kanunu beşerde şu var. Kim zengin güçlüdür o haklıdır. Kanunu beşerde kim zengindir? Kim güçlüdür? Dayısı var, bileği var. O haklıdır. Ve güçlüdür, haklıdır. Niçin? Çünkü kuvvette hak vardır. Madem kuvvetlidir, haklıdır. İslam'da ise güç haktadır. Haklı ise güçsüz dahi olsa güçlüdür. Bak, haklı ise güçsüz dahi olsa o kuvvetlidir. İslam'da hak güçlüdür. Şeyde ise kanun beşerde bunun tersidir. Şimdi beşeri muamelatta uygulayalım. Evde bir sorunum var hanımla, şunla bunla. Bir hukuku alacağım diye orada münakaşa çıkarıp çoluk çocuklarının hukukunu paymal etmek. Bir cemaatta bir şey görsen onu cemaata tamim etmek, genellemek bunun gibi zulümdür. Bir masumun hayatını ve kanını hatta umum beşer içinde olsa heder etmez. Yani umumi bir hukuk değil, şahsı hukuklarda. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi. Yani bir insanı kurtarmak, değil mi Kur'an'ımızda? Bütün insanları kurtarmak gibidir. Bir insanı suçsuz olarak katletmek, öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Olduğu gibi nazar adalette de birdir. Ama maalesef hodgam, hodgam ne demek? Yani kendini gamlamak. Hod, ben merkezli, gam. Sırf kendi gamına pergeli koyup öyle daire çizmek. Ötekiler hiç önemli değil yani. Ne olacak? Ben esasım. Ben merkezli düşünmek. Şeytanın 52 tane sıfatı vardır. Bunun aslında 55 tane peygamberin ismini zıttır ama 52 tane denilir diğer ulema. Ben bunu kendimce 4'e indirgedim 52'yi. Hulasalandırdım okuduğum için. Bir, bunlarla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Yeis,
C. Enaniyet, gurur. 2. Haset. 3. Ben merkezli düşünmek. 4. Yeis. Ümitsizlik. Ben merkezli düşünmek. Hotkam. Yani bir cemaatin huzuru, bir ailenin huzuru. Kendini esas alıp, pergeli oraya koyup, kadın da olur, erkek de olur. Sizi hitap edemem, kadın da der yani bu işte. Önemli olan değil. Şimdi o hotkam, yani bu evin sefku idaresinde, benim dediğim olacak, senin dediğin olmayacak kardeşim. Allah'a hakim kılacaksın. Allah'a hakim kılmadın mı, kavga oradan oluyor. Boşanmalar odur. Çünkü diyor, Üstad Hazretleri 11. Şuada diyor ki, bir evde huzur istiyorsanız o eve imani bil ahireti hakim kılın. Eğer ahirete inanç o eve hükmetmezse o ev cehenneme döner. Ahiret inancı hakim olursa haddimi bilirim, hududumda kalırım. Haddimi korkarım Allah'tan. Ya bu kadının hukuku var ya, böyle veya bu erkeğin hukuku var. Allah bunu mesul etmiştir veya hakkı vardır. Şöyle düşünün, gözünü kapa. Kadınsa erkek, erkekse kadın, şöyle düşünsün. Geçsin eşine. Ya bunun anne babasının dindarlığını düşün. Helal haram yedirdiğini düşün. Eğittiği düşün. Cinsiyetini düşün. Yaşını düşün. Doğduğu büyüdüğü yeri düşün. Eğitimini, dünyevi ve uhrevi eğitimini düşün. Boyalan, bu sıfatlara cami olan bu kişi. Boyalan, 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 boyalan. Oradan bak bakalım. Buradan baktığın gibi değil. Buradan baktığın gibi değil. Buradan bakınca suç oluyor. Ha? Suç oluyor. 64'tü değil mi? Evet. Suç oluyor. Hotkamlı pergeli kendine koymak. Şeytanın 52 sıfatından 4'e indirgedik. Ve kendimce indirgedim daha 52 tane daha kolaysa yapayım diye. İnşallah 7 yapacağım onu. Çünkü Barla'da kebairiydi. Onun karşıtı. Bir tanesi bu. Perkeli ben merkezli koymak. Eğer eve imani bil ahiret olursa bu benim eşim, ahirette de eşimdir. Bütün ama nasıl olacak ya, bir sürü eksiklikleri var. Cemine kaisten mübara temizlenecek ve tasaykul ve tasafi ameliyatını gördükten sonra Allah bana verecek bunu. Yani erkekse kadın, kadınsa erkek. O eve ben dediğim olur dersen orasını cehenneme döndürürsün. Allah'a yemin ederim ki eşin Allah'ın sana emanetidir. Evlat sana emanetindir. Allah'ın emanetine ihanet etmek karşısında Allah'ı görecektir. Sen, evet, bulacak ve görecek. Sen onu hiç kale almadan hotkam pergeli oraya koy. Ben merkezli düşün. Çocuk payma, onun çocuğun psikolojisini bozma hakkın var mı? Nasıl ödeyeceksin? Ey gidi arkadaşlar, buraya bakar mısınız? Bu elimle o kadar cesedi kadım ki bu almaya da morgdan insan aldım. Kefenlendim ki hiç kimse bir şeyle, kim birisiyle gitmedi. Baktım ki herkesi ben sarmışım. Sarmışım böyle. Tıkır. Demek ki ihtirasına mani her şeyi, yani hırs, ben merkezli düşününce elinden gelirse dünyayı, kendi alemini, ailesini tahrip eder. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.